Makin'deyiz. Füsun Demir'in oynamış olduğu çok güzel bir oyun. Aşk dersleri. Mükemmel bir kalabalık olacak. Onu bekliyorum biraz sonra. Ve bakalım görelim. İçeride Ayvalı. Ayvalı yeni mi geliyorsunuz? Evet. Yeni geliyorsunuz. Erkan Can, teşekkür ederiz. Sizleri bugün getirdiğiniz için ilk defa bu sahneyi burada dolduruyoruz. Efendim biliyoruz ki sizler yabancı oyunlardan çevirme yapıyorsunuz. Evet. Her zaman da güzel. Efendim biraz açar mısınız? Evet. Oyunun 3. sezonu. Gerçekten pek çok yerde oynadım. Turnelerim çok iyi gidiyor. Dolaşıyorum imkan olduğu sürece. Aşkı anlatıyorum herkese. Aşkı herkes merak ediyor değil mi? Evet. Herkes arıyor mu? Ya şöyle bir şey, çünkü hakikaten o kadar zor zamanlar yaşıyor ki insanlar. Yani aşkı ihmal ediyorlar, unutuyorlar. O nedenle ben onlara yeniden hatırlatıyorum. Evet, siz aşk mısınız? Ben her zaman. Şimdi ben bu oyunda aslında aşk ve cinselliği ayrı tutmuyorum. Birisi duygusal, birisi fiziksel ama bunlar birbirini bütünleyen şeyler. Onun için insanlara gerçekten bir derse davet ediyorum ve çok bilimsel başlıklarla bütün bunları sırayla anlatıyorum. Aşk güzel şey. Evet. Herkesin adı aşk. Bence aşk bizim tek sığınağımız. Yani insanların hayatlarındaki aslında kadın erkek ilişkileri ve cinsel sorunları bir değişik bir tarz anlatıyor. Güzel bir oyun. Füsun Demir'in güzel bir oyunu. Yabancı oyunlardan çevirme yapar. Ne bekliyorsun efendim? Ne bekliyorsun oyundan? Valla burada tiyatro izlemeye gideceğim. Burada doğrudan bir tiyatro yok çünkü. Yani ben Füsun Hanım'ı sürekli izlemek istiyordum. Burada kısmet oldu bu oyunu izlemek ama bütün oyunlarını ve kendisini özellikle takip ediyorum doğal olarak. Ve çok mutluyum şimdi Ayvalık'a geldiği için. Peki efendim aşk mı, cinsellik mi dersek? Tabii ki aşk. Aşk olmadan? Aşkın içinde her şey var. Her şey. Merhaba. Merhaba. Evet, siz tiyatro yapıyorsunuz. Füsun Demir'in oyunu izlemeye geldiniz. Evet, çok demek istersiniz. Çok övdüler, ben de geldim arkadaşlarla beraber. Bekliyoruz bakalım sabırsızlıkla. Kıbrıslar. Yani. Aşk mı, cinsellik mi? Efendim? Aşk mı, cinsellik mi? Cinsellik. Doğru diyorsun. Ön plansız için. Evet, aynen. Aşk daha mı sonra gelir? Zaten ikisi bir bütün. İlk önce o uyum olduktan sonra aşk da geliyor. Geliyor. Merhaba. Aşk evet. Dersleri. Ne bekliyordu efendim? Tabii usta sanatçı Füsun Demir'ler burada. Çok iyi. Ne güzel. Ayvalık abi tiyatro daha hem de usta bir sanatçı. Tıktım tıktım. İçeride 500 kişi var diyoruz. Olması lazım. Bu gereken hatta buydu. 1, 2, 3, 4, 5 devam etmesi lazım. Siz hep çaba sarf ettiniz ve sonunda evet, yavaş yavaş evet, ulaşıyorsunuz. Evet. Aşk mı? Cinsel mi? Aşk tabii ki. Aşk. Evet. Şimdi de aşk mısınız? Tabii ki aşk. Çok başlı. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Evet, merakla daha, bekliyorum. Daha önce bir izin Demir'e nasıl soğuk? Peki aşk mı cinsellik mi? Aşk. Aşk dersleri almaya geldik, bilmiyoruz. Aşk mı, seks mi? Seks. Wow, işte bu. Cinsellik olmasa da aşk olur. İnsanlar yaşlanınca da aşkları devam edebiliyor. O iki kişi olmasın arasındaki sıcaklıktan kaynaklanan doğal bir durumdur. Ve oyun izlemeye geldiniz. Evet, çok güzel olacağını inanıyorum. Füsun Demir'in daha önce oyunlarında da haberim vardı. İzlemiştim. O yüzden geldim. Ya ben Füsun Demir'i de izlemek istiyorum. Yani çok değerli bir sanatçı. Diğer gençleri tanımıyorum ama. Füsun Demir'de çok güzel bir oyun sergilemiş. Aşk dersleri diye. Bizim derslerden daha mı iyi? Çok başarılı. Vallahi güzel bir oyun olacak diye düşünüyorum. Bu konu aşk olunca biliyorsunuz. Herkesin arada aşkı arıyor. Benim aşkım var. Temas işleyen bir oyunla beraberiz şimdi şu anda. Füsun Demirel benim çok eski arkadaşım. Şeyden geldiğinde İtalya'dan ilk tiyatrosunu benimle yaptı.